Dün akşam Kayseri'de öyle bir olay yaşandı ki tahmin ediyorum bilmeyeniniz yoktur. Kişinin dili, dini, ırkı ne olursa olsun da edep yahu, bizler birinin eşyasına dokunurken bile izin alıyorsak bir çocuğa nasıl bunu reva görebiliriz? Bir eşyadan daha mı değersiz? El alemin çocuğunu görünce ondan ve ailesinden izin almadan yanaşmıyorsak sizler nasıl olur da o çocuğa sahip olacağınızı düşünürsünüz? Bin bir emekle büyüyen çocuklarımız bunları hak ediyor mu sizce? O çocuk bu travmayı hak etti mi ki? Daha 5 yaşında. Her geçen gün iyi bir dünya hayal edip pırıl pırıl evlatlarımıza temiz bir gelecek hayali kuruyoruz. Bunlar için çaba sarf edelim. Onları tenhada yakalamak için değil. Ülkenin gündeminde de şu aralar sığınmacılar konusu varken bu da üstüne tuz biber oldu. Belki bir nebze içinize su serpilir diye aktarıyorum bunu da. Olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. 5 yaşındaki çocuğa ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Kayseri'nin Danışmant Gazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği bilgisi şehri yangın yerine çevirdi. Olayın ardından toplanan kalabalık gruplar çok sayıda iş yeri, ev ve aracı ateşe verirken olaylar Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve emniyet mensuplarının araya girmesiyle sona erdi. Gerilim sırasında 10'a yakın polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan ve 10 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek şunları söyledi. Bir kardeşimiz olarak konuşuyorum. Allah rızası için 3 dakika beni dinleyin. Bakın arkadaşlar. Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an öfkenizi anlıyorum. Ve gerçekten çok kızgın olduğunuzu, bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ve size söz veriyorum valiniz olarak. Bir daha Danışmant Gazi'de böyle bir alçaklık olmayacak. İddianın ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise şu şekilde konuştu. Ben İl Emniyet Müdürüyüm. İl Emniyet Müdürü olarak buraya geldim. Tamam, tepkinizi gösterdiniz. Anladık sizi. Mesajınızı aldık. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonraki bir saniye bak. Bir saniye. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Bakın bir, buradaki mağdur şahıs Türk değil. Tamam mı? Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahıs, tamam mı? Herhangi bir şekilde çocukta herhangi bir iz, emare veya herhangi sağlığıyla ilgili bir problem gözükmüyor. Ben bunun sözünü veriyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da taciz iddiası ile ilgili mağdur çocuk kardeşleri ve annesinin emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alındığını açıkladı. Kayseri'de verilen zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Melik Gazi ilçesindeki Danışmant Gazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlık Evler mahallelerinde iş yeri ve araçların ciddi hasar aldığı görüldü. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devreye atarak güvenlik önlemlerini hala sürdürüyor.